biraz sertmiş postur geliyor. Ben ne alakası değil, sayım yakınları. Sayın Başkanım, nasılsınız? Bak geldim sözüm. Evet, sağ olun. Sayın Başkanım, kurultay nasıl geçti? Valla kurultayın daha ilk günü. Sadece genel başkanı dinledik ama... Efendim, İzmir'den mi getirdim bunları? Evet. Ne haber, iyi misin? Ne var ne yok? Tabii kurultayın ilk günü ama genel başkanın konuşması, verdiği mesajlar önemli. Değişim dönüşüm kurultayı. Toplumun en büyük ihtiyacı gerçekten ekonomide, siyasette, yargıda, toplumun her noktasında bir değişim ve dönüşüm. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu değişim ve dönüşümü yaratabilirse başarılı olacak. Yaratamazsa elbette istenildiği sonuca ulaşılmayacak. Ama bir umut var. İnsanlar geldiler işte heyecanla, dinlediler genel başkanın konuşmasını. Şimdi yarın da bir demokratik süreç işleyecek. Parti meclisine aday olan arkadaşlarımız var. Onlar ilkelerini, hedeflerini ortaya koyacaklar. Dilerim partiye en çok emeği geçen, dilerim partiye en çok güç kazandıracak ve dilerim en çok halkın yanında olacak insanlar parti meclisinde yer alır. Sayın Başkanım, bir de son günlerde bu altı okun, yani logonun değiştirmesi ilgili söylentiler var. O zaman yeni parti kurulsun. Yani onun bence tartışmanın bir anlamı yok. Bence anlamı yok çünkü o zaman yeni bir parti kurarlar. Yeni bir parti kurmanın önünde hiçbir engel yok. Cumhuriyet Halk Partisi altı okuyla, Ulu Önder Atatürk'üyle, Ecevit'iyle tarihe, topluma mal olmuş bir parti. Bence bazı manevi değerleri korumak gerekir. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Bizi izlemeye devam edin.